kazanılmış haklarını gasp etmek isteyen Yeniden Refah Partisi var. Şu anda mecliste Hizbullah terör örgütünün uzantısı olan Hüdapar var. Şu anda mecliste Türk bayrağına ve anayasamızın değiştirilemez ilk dört maddesine bile göz diktiğini açıklamakta herhangi bir beis görmeyen hainler var. İşte o yüzden Hepimiz bu gerçekliğin farkında olmalı ve bu sorumluluk duygusuyla bu seçimlerin önemini fark edip değiştirici dönüştürücü gücümüzü sandığa yansıtmalıyız. Evet, ben şimdi size mecliste temsil hakkı kazanan bu zihniyetin ne gibi politikalarla Türkiye'yi inşa etmeyi hedeflediğini biraz daha açıkça, biraz daha detaylı olarak aktarmak isterim. Az önce söylediğim gibi Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı olan Hüdapar'ın mecliste olduğu bir gerçek. Peki Hüdapar neleri ifade ediyor, ne yapmak istiyor. Bir kere Hüdapar demokrasiye savaş açmış olan bir partidir. Cumhuriyete savaş açarak parlamenter sistemi eleştiren ve kendi o e, zihin haritalarıyla yeni bir anayasa yazmak istediklerini ifade eden bir siyasi partidir. Buradan onlara şunu açıkça hatırlatalım. Evet, 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde mecliste yeni bir anayasa yazılacak. Bu doğrudur, gerçektir. Ancak bu anayasa güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve demokratik, layık, sosyal hukuk devletini önceleyen, bunu merkeze alan bir anlayış içerisinde olacaktır. Dolayısıyla katılımcı demokrasiyi hedef tahtasına koymaya çalışan Hüdapar hiç boş yere yeni bir anayasa yazmaktan bahsetmesin. Başka ne yapmak istiyor? Karma eğitimi yo ortadan kaldırmaya çalıştığını ifade ediyor. Kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gören Hüdapar şimdi de çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitim hakkına göz dikmiş. Zaten AKP iktidarı döneminde özellikle 4 artı 4 artı 4 yasasıyla birlikte kız çocuklarımızın okullaştırma oranı ne kadar düştüğünü her fırsatta anlatmıştık. Gene 7 bakan değiştiren, AKP döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapboz tahtasına dönüştüğünü her fırsatta yine burada ifade etmiştik. Her beş çocuğumuzdan birisinin erken yaşta ve zorla evlendirildiği Türkiye'de 4 artı 4 artı 4 sisteminden sonra erken yaşta ve zorla evliliklerin arttığı da bir gerçek. Şimdi Hüdapar kalkmış biz kadın erkek kız çocuklarımızı ayıracağız ayrı eğitim görmelerini sağlayacağız diyor buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ama bu kızlı erkekli tartışmasının AKP döneminde başladığını da buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Örneğin Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü kızlı erkekli merdivenlerden çıkıyorlar demişti. Gene Samsun müftüsü kızlı erkekli horon oynuyorlar demişti. Sonra gördük ki Türkiye'nin bazı yerlerinde asansörler bile kadın asansörü, erkek asansörü diye ayrılmaya başlanmış. Dolayısıyla AKP döneminde bu kızlı erkekli ayrımının çoktan zaten yapılmaya başladığını biliyoruz. Ama buradan tekrar onlara eğitimin anayasal bir hak olduğunu, hiç kimsenin ama hiç kimsenin çocuklarımızın eğitim hakkını gasp edemeyeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onların tüm haklarını korumaya devam edeceğiz ve çocukların erken yaştan itibaren kızlı erkekli sosyalleşerek sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasının önündeki tüm engelleri de ortadan kaldıracağız. Çünkü biliyoruz ki eşitlik duygusu çocuk yaşlardan itibaren içselleştirilen hatta ve hatta alınan eğitimlerle birlikte de daha kökleştiren bir anlayıştır. İşte o yüzden tıpkı mütabakat metnimizde de belirttiğimiz gibi çocuklarımızın eşitlik konusunda da eğitim almasını, insan hakları, kadın hakları konusunda da ilkokul çağından itibaren eğitim almasını teminat altına alacağız. Hüdapar Başkan diyor kadınların çalışma hakkını da gasp etmek istiyor, ona da göz dikmiş. Neymiş efendim, kadınlar fıtratına uygun işlerde çalışabilirmiş. Şimdi Hüdapar'ın bu yaklaşımından, Neyi anlamamız gerekir? Anlaşılan kadınlar sadece ebelik yapacak, hemşirelik yapacak, sadece kadın hastalara bakan kadın hekimleri olacak, kreş öğretmenliği olacak. Kısacası son derece kısıtlı bir alanda istihdamın içerisinde yer alacak. E peki bugün zaten kadınlar istihdamın dışına itilmiş durumda. çalışabilir nüfustaki her üç kadından birisi, İşsiz çalışma hayatının dışına itilmiş durumda. Zaten eşit işe eşit ücret almıyorlar. Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor. Kadınların iş güvenliği ve iş güvencesi yok. Ve böyle bir tabloda bunlar kalkmışlar. Meslekleri de cinsiyet kalıpları içerisinde ayrıştırmaya çalışıyorlar. Buradan onlara da bir kez daha hadi oradan diyoruz. Biz kadınlar her işi yapabiliriz. Her meslek hem kadınlar hem erkekler içindir. Buradaki ayrımcılığı da sonuna kadar reddediyoruz. Başka ne yapmak istiyor Hüdapar? 6.284 nolu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını da budamak istiyor. Hatırlayın İstanbul Sözleşmesi'ne fesih ettiğinde Erdoğan 6284 nolu yasayı teminat olarak göstermişti. Kendi cep e, safında yer alan kadınlara, AKP'li kadınlara duydukları tedirginliği görünce merak etmeyin 6284 yürürlükte, bu sizin en büyük güvenceniz demişti. Şimdi kalkmışlar bu yasayı budamak istiyorlar ve gerekçe olarak da bu yasanın e, masumiyet karinesine aykırı olduğunu iddia ediyorlar. Bugün Türkiye'de her gün en az iki kız kardeşimiz yaşamdan koparılırken ve kadına yönelik şiddet artarken biz asla ve asla bu yasanın budanmasına da kaldırılmasına da izin vermeyeceğiz. AKP'nin Kütahya yeni seçilen Kütahya milletvekili de kalkmış kadının beyanı esastır ilkesini tekrar konuşmamız gerekir diyor. Buradan ona da bir açıklık getirelim isterseniz. Yani ne anlama geliyor bu kadının beyanı esastır ilkesi. Öncelikle bütün yasal düzenlemelerin önceliği suçu önlemektir. Eğer suçu önleyemiyorsa o takdirde mağduru korumak ve caydırıcı tedbirleri almak, cezalandırmaktır. Çünkü suç işler işlendikten sonra elbette cezalandırmak önemli ama örneğin bir katil seni öldüreceğim dedikten sonra bir kadını öldürdüğünde o katili cezalandırsanız bile ölen öldüğüyle kalmıştır, üzülen üzüldüğüyle kalmıştır, giden gittiğiyle kalmıştır. Dolayısıyla burada öncelik suçu önlemektir. Dolayısıyla koruyucu tedbirler almak yani uzaklaştırma kararlarının Mağdurun beyanı üzerine verilmesi çok kritik bir maddedir. Kaldı ki burada mağdur ifadesi erkekleri de içermektedir. Ama Türkiye'de şiddet gören hemen hemen tüm kesim kadınlar ve çocuklar olduğu için mağdur denildiğinde herkesin aklına doğal olarak kadınlar ve çocuklar gelmektedir. Ama eğer bir erkek şiddet görüyorsa onun beyanı üzerine de uzaklaştırma kararı verilebilir ve bunun örnekleri de zaten çokça vardır. Dolayısıyla mağdur bir erkek de olabilir. Şimdi bir de bazıları diyor ki ama ya beyan yalansa. Şimdi öncelikle şunu hatırlatmak gerekir: bir çocuğun istismarı uğrayan bir çocuğun ya da şiddet gören bir kadının bunu ifşa etmesi, özellikle içinde bulunduğumuz Türkiye'de son derece zordur. Çünkü zaten baskı altındadır. Dolayısıyla ifşa süreci için çocuğun ve kadının cesaretlendirilmesi gerekmektedir. İşte bu ilke aslında şiddete uğrayan mağdurun cesaretlendirilmesini hedef almaktadır, bunu sağlamaktadır, bunu amaçlamaktadır ve özellikle de ensest vakalarında hayat kurtarıcı olan bir maddedir bu. Kaldı ki mağdurun beyanı körü körüne kabul edilmiyor, sonrasında bir soruşturma, kovuşturma süreci oluyor biliyorsunuz ve bu süreç içerisinde yargılama sırasında mağdurun e, beyanının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı, istikrarlı ve tutarlı olup olmadığı, zaman ve mekan e, açısından söylenenlerin doğruluğunun teyidi gibi bir takım unsurlar devreye giriyor. Adli tıp raporları devreye giriyor. Gene e, tanıkların raporları, tanıkların ifadeleri devreye giriyor. Mağdurla fail arasında menfaate dayalı bir Bağ var mı? Bu gene bir husumet olmaması konusuna özen gösteriliyor. Dolayısıyla bu konuda asla ve asla masumiyet karinesine aykırı bir madde değildir. Bunu buradan bir kez daha bu anlamayan küçük beyinli vatandaşları hatırlatalım. Bir başka unsurda. da Hüdapar'ın kadınların yoksulluk nafakasına göz dikmesiyle ilgili. Yani özellikle şiddet mağduru olup da boşanma kararı alan kadınların önünü kesmek ve kadınları bu şiddet sarmalının içerisine hapsetmek istiyorlar.